Aslan Denizler kasabasında doğdum. 1935 doğumluyum. Bu arada Denizli'de ortaokul olmadığı için Denizli'ye gittim. 2 sene Denizli Ortaokulu'nda okudum. Ondan sonra geldim, ortaokulu bıraktım, ustalık yapmaya başladım. Marangozluk yaptım. Etrafta İsa Bey'de, Mahmut Gazi'de, Denizli Ovası'nda çok yerde bir isim aldım. Cami yaptım, okul yaptım. Bunları işletten sonra 1962'de iş yerine giderken nispet kaza geçirdim. Bu kazada ayak kısmını başımdan, kollarımdan 12-13 yerimde kırık oldu. Tam 3 ay hiç kalkmadan yattım. Kaç yaşındaydın? 27 yaşındaydım. 27 yaşındaydım. Ondan sonra geldim, baktım olacak bir şey yok. Etrafa kardeşlerim var. Koca başta eniştem vardı. Bunların sayesine bir petrol ustasına müracaat ettim. 45 sene petrol ustası bayilik yaptım. Çevrede hiç İsa Bey'de, Bedevi'nde, Çal'da 2 tane Al Dikmen vardı. Bir de Terzi Ahmet diye şahıs olurdu eski. O da Çal'ın münevver kişilerindendi. Bunu yaptıktan sonra bir hayli zaman geçti. Evlendim. 2 oğlum, 1 kızım var. Oğlumun birisi gümrük müdürlüğünde müşavir. Öbür oğlum da Devlet Demiryolları'nda Alsancak'ta şef. Kızım normal evli. Bunlardan da şimdi 5-6 tane torunum var. Hepsi iş etti. Kardeşlerim olunca en büyük kardeşim 105'i Rıfat Oral. Ondan sonra Devlet Demiryolları'nda çalışan genel müdür abim var Türkiye'de. Türkiye'de genel müdürü. Ki kasabada böyle müdür olarak ilk defa genel müdür olarak vilayetlerde bulunmamış abim geldi. İrfan Bacaksız vardı. Onlar Hüdayi Oral amcaoğlum. Bu bakanlığı zamanında bu Baklan Ovası'nın sulama işlerini aldı, etütünü yaptırdı. Şimdi hali hazır altın gibi millet bu yararlanıyor. Bunun içerisinden ismi her zaman geçer. Evet, ne güzel. Peki Yılmaz amca sen kaza geçirdim dedin ya giderken yokuş. Bir iş için mi gidiyordunuz bu? Bu kaza geçirdikten sonra oldu bu. Kaza geçirdikten sonra. Yaptın, sen de yaptın mesela. Ben bu arada tabii çalışma azmim yok. 3 tane çocuğum var. Tabii. Bu kaza olduğunda 3 tane çocuğum var. Petrol ofisi bayiliği açtım. Gittim oraya oturdum. 3-4 kişi işçi aldım. Ondan sonra çocuklarım... Geçimini hep onunla mı sağladın? Petrol Buyur. Evet, size. evet. Var, tarlam da var kendimize ait ama fakat işletmesi olmayınca olmuyor. Evet. Bu biliyorsun malın olmuş, işletme olmayacak, tabancan olmuş, insan buramayacak, hiç olmaz. Evet. Bu böyle idare ettik. Bundan 5 sene önce tabii ayaklarımdan topal olduğum için yürüyemedim. Gözlerimden rahatsızlandım. Geçmiş. Şeker hastasıyım. Geçmiş olsun. Bir kardeşim subay. Bir kardeşim Devlet Demiryolu Genel Müdürü. Evet. Bir kız kardeşim vardı. Koca başta. En küçük kardeşimiz doktor. Ne İlhan güzel, Oral. Yani bir yerlere gelmişsiniz. Ha, bir yerlere. İlhan Oral. Ki anamı babam 39 yaşında öldü. Denizli'de belediye çavuşuydu babam. Ben babamı bilmiyorum. He. Bilsem de öyle kıymetsiz. Küçük yaştayken? Küçük mi? Yaşta iş ettik. Burada köyde herkesin sevgisini aldım. Hiç ara böyle seçim olur evden dışarı çıkmadan gelirler bana şey derdim. Çok Çal'da ve etrafta herkesine işlerini yaptım. Muhtarlık da yapmışsın galiba. 45 sene muhtarlık yaptım. Evet. 45 sene muhtarlık yaptım ki bu muhtarlıkta da olacak hiç şeyi yoktu. Parasız. Şimdiki gibi 1.300.000 lira para almıyorum. Hiç para bilavere. Ben zaten bir iş yapardım paralı. Bir de üzerine çay ısmarlardım.
efendim milleti gönlüye alırdım böyle. Evet, şimdi sen muhtarlık da yapmışsın Yılmaz amca. Eski denizlerle şimdi yeni denizler. Ha, onu söyleyeyim sana. Neler vardı mesela? Çok ki benim muhtar olduğumda 2013 nüfusu vardı kasabamızın. Evet. Fakat maalesef bura sağlık ocağı açtık. Biz açtık sağlık ocağı. Ortaokulu kendimiz yaptık ve şeyle parasını kaydına attık. İki doktor, iki hemşire, bir eczane açıldı buraya, açtık. Bu bir hayli devam etti. Ama çok kalabalıkmış o zaman. Çok kalabalık işte, çok kalabalık. Ama şimdi denizlerin nüfusu çok az. Çok az, onu söyleyeyim sana. Şimdi bu bölüyken denizlerin nüfusu, etraftan da herkes gelir buraya. Denizdeki olduğu gibi ihtiyacını görür şeylerden. Bizim Almanya çıktı. 1964 yılında buradan tek, hatta şimdi benim düngürüm olur. İlk defa o Almanya'ya yazıldı, o gitti. Ondan sonra 450 kişi aile Almanya'da kaldı. Almanya'ya iş için gittiler yani. İş olarak gitti. Fakat son zamanlarda tabii efsafını orası da kaybetti. Gelen geldi. Bu gelen gelmeyle herkes denizlere yerleşmedi. Kimisi Ankara'ya bildiği yer, kimisi İstanbul'a, Türkiye'nin türlü yerlerine, böyle sevdiği yerlere gittiler. Onun için kasabada bir güzel gelir yok. Şu suda olmasa hiç böyle insan kalmıyor. Herkes okuyan Denizli'ye, oraya buraya kaçtı. Burada bak şimdi onu tekrar söylüyorum. Abim genel müdür. Abim birisi subay. Ondan sonra hep okuyup gitmişler yani, değil buyur mi? Ha, okumuş gitmişler. Böyle şey etti. Hüdayi amcam enerji bakanı oldu. Ondan sonra İrfan Bacaksız Mapsenadar genel müdür oldu. Şimdi hala hazırda TRT genel müdürü Denizlerli. Evet. Anası İsa Beyli. İsa Bey'dendir. Huriye isminde. Kendisi. Göka ismi. Böyle bir yüksek şeysi vardı. Fakat gitgide tabii herkes uğraşmadı. Nüfus oranı şimdi hali hazırda azaldı. Burada şey var, fabrika var, taş fabrikası. Bu yapılmış ama geç kalınmış, değil mi? Yeni o sonradan geldi, biraz toparladı taş fabrikası. Şimdi hali hazırdaki kişiler, tarlanın dönümü 80 liraydı. Şimdi 6 bin liraya çıktı, 5 bin liraya çıktı. Evet. Tabii orayla bu ara arasında çok büyük fark oldu. Evet. Sen çok işler yapmışsın muhtarlık. Ben muhtarlık diye de bu 45 sene kızım, bu 45 evet. Senenin bir adı var. 45 gün yaşasan her köye gitsen ayrı ayrı bir şey öğrenirsin. Var şimdi tabii ama benim şimdi şeyim de bek havzam da açık şey oldu, kendimi kaybeder gibi oldum. Kolay değil. 80 yaşındaki bir insan. Yine iyisin maşallah. Ya. Şimdi neler yapıyorsun Yılmaz amca? Ben şimdi yengen ve ben ikimiz emekliyiz. 100 dönüm gıda tarlamız var. Burada evimiz var, bu şey müteahhitte. Denizde bir evim var. Ondan sonra Didim'de bir yazlığım var. Onu oğluma bıraktım, ona bakıyor. İzmir'deki oğlum İzmir'e yerleşti. Evleri, çoluğu çocuğu hep oraya gitti. Onlarla değil, ona bayramda böyle şey zamanda telefonla her gün anlaşırız. Yani bir şey yok. Ancak şimdi kendimi koltuk dinlerine taşıyorum. Koltuk dinlerine taşıyorum. Şükür Allah'a. Şükür. Çok şey değil. Hacıya falan gidip geldiniz mi? Hayır. Sence? 1900 hacıya Hacı Yengen gitti. Türkiye'de hep karadan gidiliyordu. O sene 92'de bu şey kalktı, hep uçakla gitti. Biraz bu mübahişlerden, yani dövüşlerden gitti. Yengen 1907'de 53 yaşında hacı oldu geldi. Ben yapmadım, öyle bir şey nasip olmadı bana. Ha, Cennet teyze mi gitti sen? Ya Cennet, 1992'de kaç sene oluyor? Bize peki eski denizlerin adetlerinden, mesela düğünlerinden, düğünlerinden neler yapılırdı, neler anlatabilirsin? Vallahi düğünden herkes bizim iki gün düğün olurdu, davul gelirdi. Düğünlerden
kız evi, oğlan evinde yemek olurdu. Köylüye davet olurdu. Bir belek için sadıçık güveye kavuşurdu. Ondan sonra tam eğlendikten sonra gelin bir zamanında ikinden alınır, gider şey oluyordu. Fakat şimdi o düğün burada kalktı. Şeyde hep balo. Öyleymiş. Mesela Denizli'de oluyormuş. Gerçekten. Evet, Denizli'de oluyor. %80 Denizli'de oluyor. Burada da bir kendimizin şeyi var. Düğün salonu var. Öyle vakti olmayanlar yeteri kadar orada yapıyor işini. Bunlar böyle. Peki Yılmaz amca, şimdi yeni nesile neler söylemek istersin? Şimdi yeni nesil, vallahi şöyle ki, hiç dedikodu etmeden çalışmaları lazım. Çalışıyorlar. Hep işleri köyle bir ilgisi yok. Vaktini bulan, öyle işini kendisi edebilen, zaten 450 kişinin işisi, semeresi burada yetiyor. Hepsinin bir sülalasının, amcasının, dayısının, bilmem nenin, hepsinin Denizli'de evi var. Denizli'de. Şimdiki gençler var, çok aktif çocuklar var şimdi. Buraya suyun olmasından Afyon, o zaten Afyon her yerde olur da, ondan sonra Ayçiçeği gibi böyle Gorunga. Bunlar yapılıyor değil mi şimdi? Buyur? Ayçiçeği çok mesela denizlerde, Afyon çok. Evet, onları işte zaten şeyimiz, bizim gelirimizin %98'i gelir şeyden, çiftçilikten. Bağlarımız vardı, çok mükemmel. Zaten etrafta bu İsa Bey dediğin zaman İstanbul, Ankara 10. 11. aydan sonra hep üzüm şişesini buradan günde 10 araba İsa Bey'den şey çıktı. Şimdi hala ama oluyor mu Deniz? Olmuyor işte, olmuyor. Bu i̇şte çalışmıyor artık değil mi? Yeni nesil. Soğuk aldı, bu şeyde kaybettik. Şimdi ancak çiftçilikle arpa, buğday. Geçimi bundan yani. Geçimi bundan. 3 tane biçer var. Efendim 200'ün üzerinde traktör var kasabada. Evet. Kasabanın yani şeyleri, gelir düzeyi yükseldi tabii. Ki bu da çalışmıyla. Evvelce bir arpa ekilir, buğday ekilirdi. Esasında arpa... ama Yılmaz amca daha kolay şimdi. Mesela önceden 50 yapılırmış, şimdi motor. Ya, o tabii o öyle. Ben 1962-63'te yani bu istasyonu açtığım zaman 4 tane traktör vardı. Şimdi 200 tane. Aradaki farkı mukayese et. Evet. Kolay değil. Çalışmak mı yok, azim mi yok sence? Değil mi artık insanlarda? İnsanlar azaldı zaten. Evet. Ne olur 550 kişi. Şimdi seçim var, seçimde şeysin şurada. 550 tane şey olacak. Onun da çoku yine dıştan, abaştan, ondan sonra etraftan gelen kişilerle. Öyle, sağlık olsun yani, yapacak bir şey yok. Bak, üzülerek söylüyorum. Şu mahallemde 16 tane ufak bir, şuradan bu taraftaki yerde, öbür tarafta, Sevcan bilir, 18 tane ölü var. Vallahi nasıl olacak o şeysini bilmiyorum. Kasabaya eski haliyle çok iyi, belediye şeysi hiç umduğumuz gibi olmadı. Sağ olsun başkan zaten sevilen bir insandır. Çünkü ben onunla çok teşrik mesai ettim. Başkan. Yeni başkan yani. Yeni başkan. Evet. Onunla çok teşrik mesai ettim. Telefon ettiğim zaman ondan evvelki Hasan Galim vardı. Bundan önce gelenlerden cereyan şefi. Bu çıktı. Bir fakir çocuğu iyi baktı. İyi bakıyor. Cidden bakıyor. Yalnız bir şeyde noksanlık var. Şimdi tek doktor var, şey var, doktor geliyor haftada bir. Bir de hemşire var. İğne. Herkes hasta oluyor. Baktana gidiyor, buradan alıyor doktor. İğne vurdurmak için tekrar baktana veya Denizli'ye gidiyor. Evet. Bunu geçene de ben gece geldi. Başkana bir arz edecektim. Bunu bir hal çaresine baksa, yani şey olsa dilden de söyleseniz, selamımı söylen, Yılmaz amcamın çok selamı vade, öptüm onu, konuştuk zaten şeyleriyle, her zaman iyi bilir beni. Tamam. Bu şekilde, şimdi onu bağlayamadım, şöyle ki,
hasta oluyor, iğnesi var. İğne yapan buradaki hemşire yapmıyor artık. Kanun doktor olmayan yerde iğne yapılmazmış diye bir şey duyduk. Peki, ne derece doğru? Yapılmıyor artık Yılmaz amca, doğru. Ama bir iğne yaptırmak için hadi tutuyorsun, vastan var ya, vastan yok, evet. Batlan arabasına biniyorsun, Batlan'a gidiyorsun. Evet, çünkü Çal'da da öyle, reçeteyi getirmedikten sonra belirli bir kişiler, bu neden yapıldı artık bilmiyorum hemşire. Vallahi var işte bir şeysi, bu noksanlı, bunu bir başkana dedim. Beş kardeş. Beş oğlan bir tek kız. Biliyorsun değil mi cennetteyiz? Kaç yaşındasın? Ben ha? 80 yaşındayız. İkimiz yaşındayız yavrum ya. 80 yaşındayız. Belevinde doğmuşsun. Belevinde doğdum. 17 yaşında gelin oldum. 17. Çok küçük yaşta annesiz kalmasın. Gelin oldum. Çok küçük yaşta. 20 yaşında iki tane çocuğum vardı. Bir oğlan bir kız vardı. Ondan sonra bir daha dünyaya geldi küçük oğlan. Ay sen kendin de diyorum çok küçük yaşta vefat etmiş annen. Annem küçük yaşta vefat etti. Annem öldüğünde 5 yaşındaydım ben. Kaç kardeştiniz peki? Ya, 6 kardeşiz. 5 oğlan bir tek benim. 6 kardeşiz. Analığımız vardı, o baktı. Ondan sonra babam tekrar bir daha evlendi. Üzüm üstüne de evlendi gari. Ne yapacak onlara baktılar işte. Öyle öyle dağıldık gittik yavrum. Kaç kere evlendi babanız? Cennet? 3 kere kayıp. Annem ilk karısı. Tekrar annemin üstüne bir daha evlenmiş. Annemin kucağında çocuk varmış. Onun da çocuğu yokmuş. Annemin kucağından o çocuğu almış. O kadın, çocuğu olmayan kadın öyle gelmiş üstüne. Onu alıyor kucağından. Kendine çocuğu ediniyor. Sonra o annem ölünce... Hasta olup da mı ölüyor anneniz? Peki? Annem doğumdan ölüyor. Ha, doğumdan. Çocuğu dünyaya getiriyor. Bir de dam üstü küremeye çıkmış. Evveller dam üstüyle kürenirdi yavrum. Orada işte içim kaldı. Yoksa ne oldu? Ondan sonra annem öldü hemen. Kışın böyle kış günü. Öyle öyle büyüdünüz. Öyle öyle size. Büyüdük. Okula gitmemişsindir. Hiç gittin mi cennete? Girdiydim okula. O çocuk var diye çıkarıverdiler. O çocuğu ırladım, bakardım. Ondan sonra yengem vardı. Dayımın karısı. Dayım da ölmüş. Dayımın öldüğünü bilmiyorum. Onun yanında durardım. O çocuğu emzirdi. Ben de ona çocuğa şey oldum. Yarigar olurdu. Yarigar olurdu. Onun yanında durardım. İşte böyle böyle vakit geçirdik yavrum ya. Kaç yaşında evlendin Cennet? İşte 17 yaşında dedim. 17 yaşında evlendim. Pekala Yılmaz amca denizlerle Denizler. Bir vesile olunup da mı? Şimdi biz değişiyiz. Onun ablası benim abim dedi. Bunun ablası, bunun büyüğü, benim abim dedi. O olunca kadar birbirimize bir yolda giriş çıkış olduk. Evlendik işte. Peki nasıl oldu düğünün anlatırsan? Anam düğünüm ne olacak? Evvelleri gelin olurdu. Çıkalı gelin olurdu. Gelinlik yoktu değil mi Cennet teyze? Yoktu işte. He, gelin olurduk. Üç etek gibi bir şey üç mi? Etek, üç etek. Çıkalı gelin olurduk evvelleri öyleydi. Hı, gelin olur, gelirdik. İşte öyle öyle vakitimiz geçti yavrum ya. Ne yapacaksın, işleyeceksin? Daha ne diyeceğiz yavrum bir şey mi? sen gelin olup gelince neler yaptınız burada Cennet teyze? Ne yapacağız işte bu çalışırdı, gelirdi. Biz de annesinde durardık. Zaten bir sene geldik, çocuğumuz oldu. 20 yaşında iki tane çocuk sahibiydik. Ne yapacak? Bu askere gitti. Askere annesi gidince onun ikimiz kaldık. Sonra bir daha gövdemde kaldı, bir daha dünyaya geldi çocuk. Kayınvalidenle beraber mi kaldık? Beraber. Asker yolu bekledin. Ha, kaldık. O 7 sene bir de şey yattı, felç yattı. Ona da baktık. Nasıl iyi geçinim? Yani şimdi yani yeni nesil biliyorsun kayınvalideyle bir arada duramıyor. Nasıl geçindik yavrum ya. Niye geçinmeyeceğiz? Geçindik. Gittik evveler böyle. Şimdi geçinmiyorlar kayınıyla. Evvelleri kayınıyla yanında durardık, geçindi. Geçindik. Bu dışa giderdi çalışmaya. Biz evde olurduk. Evde işte bizi bu yaptı. Böyle bir o mutlu ettiğimiz yere koyuverdi. Askere gitti. Bir de bir göz odadaymış değil mi Cennet teyze? Şimdi buyur. Mesela
Şimdi mesela evin kaç odalı? Eskiden bir de bir odada yani. Hayır, bir odaydı yavrum, bir odaydı. İşte buraları bu yaptı hemen. Bizi böyle bir çattı, böyle koydu. Gitti, askere gitti. Bizi oraya mutfak yerine koyverdi. İkimizi. Oraya orada bu gelince kadar durduk. Ondan kere geldikten kere kabuğu. İşte 3 sene sonra asker şey etti. Kaza geçirdi. O zaman tadilat etti. Buralara geçtik. Yukarıları vardı. İşte öyle öyle. Şimdi bak. Kaç tane çocuğun var Cennet teyze? 3 tane çocuğum var. Ha, evet. 2 oğlan, 1 kız. Allah'a emanet. Geliyorlar değil mi ziyaret ederler? Geliyorlar yavrum, geliyorlar. Her gün telefon ederler. Biz ederiz. Bu evde iyiler çocuklarım. 2 tane birinin var torun, bir cezde, bir cezde, bir çiğin var. Oğlanın var, oğlan. Bir küçük oğlanın bir cez. Kızın 3 tane oğlu var, işte öyle. Torunlarla. Toruna. Öyle, 3 tane toruna. Şimdi nasıl geçiyor peki Yılmaz amcayla zamanınız, neler yapıyorsunuz? Zamanımız işte aynı böyle geçiyor. Kavga, dövüşün hesabı, diğer hesabı. Birbirimize darlıyor, söylüyor. Darılır mısınız? Darılır mısınız? Kim küsüyor, Yılmaz amca mı? Anladım valla, şimdi tehlikeli iş yapmam. Ay bizde de eşim küsmez ben küsüyorum. Yengem benden serttir. Hiç öyle bir geçimimiz, şeyimiz olmadı canım. Kendimiz. Ya o kadarcık olacaktı bir cennette değil mi? Şimdi yaşlandıktan geri kal, birbirimize güceniyoruz işte, bu başka bir şey. Böyle olunca tatlı olmaz, bir gün işimiz arka arkaya yatarsın daha da olur. Başka bir şeyimiz yok ya işte. Öyle öyle vakit geçiriyoruz. Ne yapalım, işleyelim. İyi cennetiz. Allah sağlık versin. Amin, amin. Cümleyle. Allah yatırdaş etmesin yavrum. Allah oğlana kıza muhtaç etmeden gitsin. 2 senedir işte kışın kışın denizliğe gidiyoruz. Burada sopa yakmamız zor oluyor diye. Oralarda vakit geçireceğiz bakalım. Biz geçen gittik, bir de bir yıl gideceğiz. Ömrümüz varsa duracağız, ömrümüz yoksa Allah bilir. İnşallah ömür versin, sağlıklı olsun cennetlerine. Amin. Amin. Cümleyle yavrum da yalınız, vaktimiz geldi galiba, öyle yaşla geldi çocuğum ya. İşte, evet, yani işte. Yatırmasın, ha, hastalık şey yaşımız geldi galiba, yaşımız ne olsa da geldi galiba. Öyle. İnşallah sen hayırlı bir yani kayınvalidene bakmışsın, senin çocukların da hayırlı. Kayınla bir de 2 deneydi ya, biri öldü biri kaldı. 2 sene, 3 sene dolu yaşadı. O da baktık, ona da baktık. Gelinin biri 9 ay yattı burada. O çocuğu 9 ay yatalak doğurdu. Ona da baktık. O da yatalak doğurdu, ona da baktık. İnşallah sana da evlatlarını bırakır. Allah vicdan versin herkese. Başka diyeceğimiz yok. İyi, çocuklarım da iyi. Allah'a şükür. Kendilerine, kendi şeylerine kavurupturlar. Biz de kendimiz iyiyiz işte. Ne yapalım? İyi kötü geçiniyoruz. Şey yapacak. Bir tane oturup yere bakacak. Benimle konuşacağım diye. Ömer amca. Fark etmez. Şöyle. Başlayalım. Kaç yaşındasın Ömer amca? Tam şimdi 84, 2 ay sonra 85. Doğma, büyüme Denizlerli misin? Denizlerli. Kulköy'de. Kulköy'de işte. Kaç kardeştiniz, anne baba neler yaptın, çocukluğun nasıl geçti Denizler'de? Çocukluğum çok kepazelik geçti, rezillik geçti. Para bulamadım, ekmek bulamadım, yani çok geçti, orası sayma, gerek yok. 4 kardeş. Çok zorluklarla mı? Çok zor çektim. Para yoktu, pul yoktu. Dedem ayakkabıcı, kunduracı. 7 sene giydim bu ayakkabını. Alan yoksa da yok, olmadı. Bunun için çok rezillik çektim, çok. Ama şimdi çok Allah şükür, çok iyi param var, pulum var, 3-5 gün ürettim. Evimi de aldım, çok çok iyi. O anları düşününce... Eski fiyattan geldi mi? Ay, üzmeyelim seni Ömer amca ya. Osman kızıyor kızım, çok, çok çektim. Peçe de var mı? Örneğin mendil, mendil, mendil. Onu da alırsın sen. Tamam, temizsin de ver.
Çok iyilik ettim. Çok yalan ayak başka bak ağaç, susuz, dağda, bayırda her yerde kaldım. Ondan aklıma geldim, zapt edemiyor kendimi, ağlıyor. Zor. Geldi geç, iyi ama şu gün çok iyiyim bak. Yalan söylemiyorum. Param var, pulum da var. Yiyecek ekmeğim de var. Şimdi iyi. Çoluncu sağlam ama evvel çok şey, çok. Kardeşlerinle beraber mi? Anne, baba? Aynı aynı. Hepsi. Kardeşlerim çekmedi. Onlar gitme bir yere, ben gittim. Ben çok çektim, onlar çalışmadılar. En büyükleri sen miydin benim. Ömer amca? En büyükleri benim, ben çok çalıştım. Yani yapacak bir şey yok. Eski devir öyleymiş yok, yok. Ömer amca. Gerçekten öyle, çok öyle. Zor. Mehmet'in babası vardı, babamın arkadaşı. Bir kızı rahmetli. Peki büyünleri satacağız. Kumar oynuyor ya. Böyle Mehmet'e de dursun arkadaş. Sonra satarsın şöyle böyle dese de. Büyün kumar oynuyor. Ütürür parayı Mehmet. Peki nereye satacağız? Plantarya'dan 200 dönüm araziden satmış bize 4 dönüm yer kaldı. Biz yine şimdi aşağı yukarı bilmiyorum 50-60 dönüm yer yaptık ama o, sen onu bize sor. Kolay değil. Çok. Babanın yani... Babam kumarcıymış. Kumar çok oynamış. Halen de Mehmet'in babası arkadaşımızdı. Babamın arkadaşıydı. Ekirlerimiş. Bu günleri satalım. Tarla satacak, kumar oynayacak. Amacı oymuş. Ama geldi geçti, hepsi bitti. Kalmadı. Bu kadar basit. Tabii. Kaç yaşında evlendin peki Ömer amca? Ben mi? 23 mü, 22 mi, 22 ya 23. 54'te evlendim. Ben 31 doğumluyum. 54'te evlendim. Kaç yine şey? Kendi çabalarınla mı? Kendi çabam. Anam babam da orada ama çok, kendim çok çalıştım. Çok çok. Kendim çok çalıştım. Gerisi çalışmadı. Kızlar çalışsa kendine çalışsa. Nerede gördün Hörü nenemi? Nerede? Nerede gördün? Teyze kızıyım. Teyze kızıyım. Kızı. Her gün görüyorduk. Her gün beraberdik. Kaçırmamışım bakıyorum da Hörü nenemi. Kaçırdıydı mı? Mehmet'le evveli. Kaçırdın mı? Kaçırmadım canım. Evveli Mehmet'le. Bir de baktılar pişman oldular herhalde. Böyle şöyle böyle falan derken. Yiyeceğim geldi. Buraya eve geldi. Evim yukarı dibimde. Anam onun küçüğüydü. Fatma hadi gel de dayın gönlü oldu diyecek. Evveli vermedi bana. Neden diyorum diye fakirler diye vermedi. Ben biliyorum. Çünkü bir şey yoktu ki. Evimizde yiyecek bir şey yoktu evlendiğimizde hiç. Çalıştık çabaladık öyle. Öyle olması yok. Neden? Para olmuyor ne olacak? Para olursa olmazsa yok. O kadar zordu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Eski adetlerde düğün nasıldı Ömer amca? Düğün ettik. Askerden geldim. Askerde nişanlı gittim. Nerede askerlik yaptın? Erzurum'da. Kaç sene yaptın Ömer amca? 2 sene. Evet, çok uzunmuş değil mi o zamanlar askerlik? O zaman öyleydi. Askerlik öyleydi. Ne işlerle uğraştın peki buralarda? Burada karakolu. Resmerlik dayı askerden geldi, yerden sonra işte çalıştım resmerliği. Evvelce işçilik ne bulursan, inşaat, kömür, demir, odun çek, neyse ne. İnşaatla çalıştım, işçilik çalıştım. Askerden geldi sonra iyi kötü bir işte geldik. Tarlamız yoktu ya, ortak yamaç bulduk. İyi kötü bir şeyler yaptık. Halen de yine öyle. Şimdi motor, yer atıyorum, yerim orada. Onu ekliyorum. Ortak kirasında yamaç bulduk, çalıştık. Yalnız çok iyi. Bak şimdi yalan söylemiyorum Allah bana. Hastaneden değilim. Her yerim sağlam. Çok şükür. Yalnız şu bacağım sakat. Çalışmıyor. Yolda giderken durur. Pek kımıldamaz. Kalır. Bacağım sakat. Her yerim sağlam. Çalışıyorum. Halen çalışıyorum bak. Şimdi yine o sıkıştırma yere gittim. Bir şey kat sürdüm. Ekeceğim yarın yağmur yağsın. Maşallah. Şimdi bile ekebiliyorsun ya. Ekeceğim. Pekala. Yani eski insanlar gerçekten çok Ömer amca. Şimdi yeni nesil sen çalışmıyorlar. Çalışmazlar. Benim torunlar var. Hepsi var. Güveler de var. Birisi benim yaptığım işi yapmaz, yapamazlar. Yani ben çok çalıştım. Çok. Ekmek yiyeceğim diye inadına çalıştım ama zaman geçti gari. Şimdi çalışamıyorum. Çalışsan zor. Şimdi bolluk bir yandan da kötü mü acaba? Yani yeni nesil tembel alışıyor değil mi Ömer amca? Tembel alışıyor. Şartlar öyle. Eskiden traktör ödüyorduk,
Mesela öküzle bir dönüm yaşayacağım günde. Ben traktörde 10 dönüm yer süre gelinçem işte diye. 15 gün sürdüm ya da 10 gün sürdüm biter. Öküzle biraz dönüm biraz dönüm izle sardı. Şimdi her şey kolay. Sonra ekmek de kolay, dikmek de, kaldırmak da kolay. Güvenle süreceğiz saatlerce, yıllarca uğraşıyorduk. 6 ay, 3 ay. Ama şimdi tarlaya gidiyoruz, arabayı durduruyoruz. Döküyoruz bir şeyler alıp gelip döküyoruz. Bitti. Çok kolay. İnsana da şey yok değil mi artık? Hiç insana bir şey yok. Kalmadı. Denizler deyince mısır, şimdi sulama varmış değil mi? Var. Afyon çok meşhur burada. Afyon da meşhur. Hepsini ekiyorlar. Yani ekmek yok. Mısır ekiyorlar, ayçi ekiyorlar. Anason kimyon ekiyorlar. Arpa buğdayı ekiyorlar. Ekiyorlar yani millet çok. Çalışıyor. Çalışkan. Neden çalışkan biliyor musun? Motorlarınızdan çalışkan. Bakın arabada çalışamazlar bak. İnsan gücü değil çünkü. Evet, insan gücü değil. Öyle insan gücü vardı. Ben bilmiyorum bir dönüm yer süreceğim de koca kızlarla 40 dönüm yerken 40 gün baş olur mu da bir ay değil, kaç değil. Ama şimdi Mehmet gidiyor 20 dönüm yer sürüp geliyor aşama bitti. 20 dönüm yer süre, ben de 40 dönüm. 40 da 2 de 4 günde bitiyor çiftçilik. Bu kadar basit. Yani sen bile bak eskiyi düşündüğün zaman hani seni duygulandırıyor. Tabii. Ama düşündüğün çok, zaman keşke... O zaman oldum valla bu toprak boğazıma geliyor. Çok çek. Keşke şimdiki zamanda gelseydim diyor musun? Oho! Şimdi zamanda çalışmaya ne var ya? Çalışmaya ne var? Ben şimdi gitsem 10 dönüm, 15 dönüm, hep sürekli gelin yine. Şu ayağı aldım. Ama o zaman bir dönüm, bir dönüm, bir dönüm. Koca kızlarla saman yok, yem yok. Zor. Böyle. Ama bir de şey de varmış Ömer amca. Yokluk varmış ama bir birliktelik, bir şeylik de varmış değil mi? O zaman o vardı bak, harman kaldırdık. Birer kanlı arabayla günde 3 kanlı araba gitti, araba getiriyor, kranı döküyorduk, kağıtı oyu döküyorduk. Herkes birbirine yardım ediyor. Şimdi yardım yok. Yardım yok şimdi. Eskiden paralı parası, şimdi paralı yardım. Ben sana yardım edeceğim parayla. 40 da bir yerden de vardır da, yani öyle. Eskiden güveni sürecek, harman olacak, kırda ovada kaldı mı yardım ediyorlardı. Buna şimdi kalktı. Zaten birbirine ihtiyacı yok. Neden? Üstünün memleği yok, benim mali yok, kasana yok. Ona beni yok. Onun için herkes kendisini kendi görüyor. Geçen göremiyordu bu arada. Peki şimdi neler yapıyorsun Ömer amca? Mesela aktif yine de denizlerde var mı yani gidip sohbet ettiğin kendi akranın? Şimdi böyle kahvede gitmiyorum. Kulaklarım duymuyor, gözlerim görmediği için kahvede gitmiyorum, gidemiyorum. Oturuyorum bakın. Ben seni tanımıyorum kahvede. Kimle konuşacağım ben? Dediğin kulağıma alınmıyor. Onun için kahveye gitmiyorum, gidemiyorum. Çalışıyorsun ama değil mi? Evde de oturmuyorsun. Evde Bağdat'a da çalışırım durman. Bağmurdağımı hep kendim yaparım. Onlar da çalışırım da kahveye gidemiyorum. Neden? Oturuyorsun, beni hiç seslenmiyor, sağır. Gözler görmüyor. Seni gözüm görmeyince onu da dolmaya gitmiyorum. Bu kadar basit. Denizlerin bence nüfusu da çok azalmış değil mi Ömer amca? Nüfus bayağı... Bilmiyorum, yarıyı geçti. Çoktan geçti, kalmadı. Senin çoluk çocuk nerede? Denizlerde mi? Birisi burada, gerisi denizde. Bir oğlan denizde, bir kız denizde, Böceli'de. Oğlan güve burada, kız da burada. Onlar burada. Onlar da mı bağ bahçeyle uğraşıyorlar? Onlar çiftçi. Onlar çiftçi. Tarlayla. Onlar bu bahçesi yok ama tarla ortak amaç kirasında buluyorlar, alıyorlar, çalışıyorlar. İyile. Şimdi çalışmak kolay. Eskiden zor. Sonra ilçe buldum, çalışmada iş yok. Çalışana, çalışmaz adam. Sen 80 lira görmeyi istiyorsun. Evet, ben seni çalıştırmam, çalışamazsın. 80 liraya götüremez. Ama 50 liraya çalışsan her gün iş bulsun. 80 liraya bir gün alır, 50 liraya çalışsan her gün çalışır. Bir de sabır varmış Ömer amca eskiden. Şimdi sabır yok gençlerde. Yani çok doğru. Hiçbiri sabır etmeyecek niyetleri olmuyor. Hemen hazır olacak, ya iş hazır olacak. Efendim para hazır olacak. Hepsi kolay değil. Bunun hepsi hazır olmaz. Hem hazır hem bir de evliliklerde de böyle. Mesela çok kısa şimdi. Sen kaç yıllık evlisin mesela Ömer amca? Yani 55, 60 orada vardır. Ben 54'te evlendim. 54'te. Mesela hiç mi yokluk çekmedin? Çok. Çok, çok, çok. Ama hala evlilik uzun sürüyor. Ama şimdiki nesil öyle değil. Ne söylemek istersin? Gençlere. Bu da paranın bolluğundan sabredemiyorlar. Bakıyorlar bir gün geç duruyorlar, ertesi gün boşanıyorlar. Neden? Ümitleri var, anasından ümit var, işte ümit var. İşe giriyor, çalışıyor, para
sen söz sahibi oluyor. Şimdi kocana ihtiyaç kalmıyor, ihtiyaç kalmıyor. Kendin kazanıyor, kendin yiyor. Ecel öyle dedi ki, anası babası bulacak, ev verecek, ev verecek. Olursa öyle olmazsa zordu. Ben uzman için dursam, 18-20 yaşında durdum. 24-25 yaşında beklemezdim elbette. Neden? Para var, para çok şimdi. Herkes çalışıyor, çalışan kazanır. Kazanıyor ama siz kadar sağlıklı da değil yeni nesil. Vallahi orası herkesin gücünü bilir. Ben sağlıklıyım, iyiyim. Çok çektim, sağlamım bak. Hala sağlamım, sağlamım diyorum bak. Çalışabiliyorsun yani. Çok benim gezdiğim yer kalmadı hiç. Ne mutlu size bir misal anlatsam, Kısadık Yoldan ben Manisa'ya gittim. Onun arkadaşla. Kaç yaşındayım? 16, 14, 15, o yaştayım. Okuldan çıktım bir sene sonra. Manisa'ya götürdüler beni. 5-6 arkadaş. Akşam vardık bu otelhana, attık yorganı. Kim yok, kimse yok, iş yok, kayıt yok. Herkes sabahla kalkıyor, dinliyor caminin önüne. Adam gelecek de beni işe götürecek. Götüren gidiyor, götürmeyen kalıyor. Gezdik ben ufağın, beni götürmüyorlar işe. Param da kalmadı geçen. Akşama kadar çalışıp geliyorlar, biliyorlarsa. Birisi çalışırsa, onun parasını ütmeye çalışıyorlar ya. Çalışsın kendiniz, bir de para kazanın. Ama çalışmaya niyet yok. Dağıldılar gittiler, ben yalnız kaldım handa, koca han, bomboş. Zoruma gitti aşırı başladım, kendi kendime ağlamıyor ufağın. Adam geldi han, ya oğlum sen, herkes beni bırakmış, ve ben de ekşeyince, Manisa dedim tabi bahçapasına gittik. Ben seni yarın işe gönderdim, gönderdi. İşe gönderdik, karla kızla tefe almışlar, 10 kişi, kız kadın çalışıyor. Bir kişi tefçi alıyorlar. Çalışıyorlar, ben de çalışıyorlar arasında. Fakat ben genç oldular, karlan hepsi katır, genç karlar. Tuttular mı, kıçımı parmaklıyorlar, öpüyorlar, ısırıyorlar. Vallahi bak böyle yemin ediyorum. Onlarla birkaç kutla bilsem kaçacaksın, kaçamıyorsun. 10 güne kadar böyle çakala bakar, bak kımıldadım hemen tutuyorlar, koyamıyorlar. Ben ne kadar sabrettim ama sağlam yerim kalmadı. Bacağımdan ısırıyorlar, kulağımdan ısırıyorlar, öpüyorlar. Ben etmen tutmam diyeceğim, dinleyeyim öyle ya. Ey Allah'ım yarabbim, ne edeceksin? Karşı oldum, kaçamadım. Adam öğlen geldi, ekmek yiyeceğiz. Ekmek yerken domatesle, domatesini dibiliyorum da tuz koydu ortaya. Ekmek yiyoruz, onları toplandık, ben de gideyim. Su bir oraya koyuyorlar, o yanı geçiyorum. Zobanca, mahpanca bir şey var, ne bilmiyorum ama. O yanı geçiyorum, bu yanı geçiyorlar. Tuz bu yanı geliyor. Bu yanı geçiyorum, bu yanı geçiyorlar. Baktım, olmadı. Karşıdan banmaya başladım, ısırıyorum. Zabanıyorum, daha orada kutuda. Adam geldi, ne oluyor ya? Vallahi dedim, buza bandırmıyorlar. Bile ben seni buz alıvereyim dedi. Ben dedim, buz alıvereceksin, buz alıvereceksin. Ben burada çalışmıyorum, gideceksin. Neden? Bacaklarıma bak, kulaklarıma bak. Her yerim ısırdılar ya. Tuttum ısır, hem ısırıyorlar. Ey Allah'ım yarabbim, dayanamıyorsun, acıyor. Çalışmıyor dedi. Gel dedi, ben sana aşağıda tarla, 150 dönüm bana. Orada iş buluyordu. İş verdi bana. Burada çalış dedi. Onlar gelirlersen bak dur kaç. Tanrı sen dedi. Kaçmadım, gelmediler. 10 gün bile çalıştım. 25 kuruş yiyemiyor, birer lira verdi adam. Çok çalışmış galiba. Çok çalıştım. Çok. Ondan bir günde çalıştım. Ben önüne kadar bitiriyordum. Az kalsın denizlere gelemiyormuşsun Ömer amca. Denizleri. Orada kalacakmış. 10 tane kadın seni orada tutmuş orada kalacakmış. Orada onlarla çalıştım mı çalışmadım mı kaçtım. Adama dedim çalışmışsın arkadaş ben daha gideceğim. Sana ayrı yer verdi dedi. Bağdan ayrı yer verdi. Öyle çalıştım. Öyle olmaz çalışmazdım. Oradan çıktım Manisa'ya gittim. Şey geleceğim bura. İş bitti. Kaç günde geldim. Manisa'dan Nazilli'de şey var. Çifte kahveler. Orayı iyi biliyorum. Oraya geldim. 7 günde geldim. Arabalar almıyor. Sırtta bir yorgan var. Yorgan olmasa beni alacaklar. Yorgan olmayınca geçiyorlar. 7 günde nerede daha akşam olsa orada yattım. Korkuyordum orada ya. Korku kalmadı hiç. Dağa gideceğim. Köyden köye gidiyorum, soruyorum. Ey Allah'ım yarabbim diyorum ben ne yapacağım. Vardım. Nazilli çifte kahveleri yazmışlar yolda. Yazıyor. Baktım şöyle acıktım, hasta oldum. Ekmek yok, ekmek yemiyorlar. Ekmek kıtlığı var. Parayla ekmek yemiyorlar. Aç, susuz geldim. Neyse. Böyle ekmek meşhurdu. Bal şişi gördüm şöyle kovanları karşı bayırda yamada. Dedim benim içim şişi. Bal çalacaksın. Aç diyeceksin ya aç kaldım. Bir hafta yolda yürüyün. Dizelime gelemem kalmadı. Hastalandım. Baldan gittim, gece karıştırdım, marıştırdım. Bir tekinde bal buldum.
Elime sokmadan hiç gelmedi. Oradan aldım balı, petek böyle. Getirdim. Şu kadar yedim, küçükten balık kırdım. Kaç yaşındasın Hörnenem? 80 yaşındayım nenem. 80-81 yaşında. Denizlerlisin. Buralıyım. Buralıyım. Doğma büyüme buralıyım. Kaç kardeşsiniz? Çocukluğunda neler yaşadın buralarda? Anlat. Çocukluğumuzda canım her şeyler oldu geçti fakirlikten. Çalışmalardan hepsi oldu geçti. Oyun mu gördük de değil mi? Hep çalışmak vardı eskiden. En ezeli oyun muyun nereden lan? Yok ekmek parası. Çalışacaksın, uğraşacaksın. Ne hepsini diyeceksin. Kaç kardeşsiniz Hörnene? Kendin kaç kardeştin? 5. Okula gittin mi peki? Gittim okula. Kaça kadar gittin? 5'e kadar ezeli her şeyle okumalar vardı kızım. 5'e kadar gittim. İşte ondan sonra işte okuldan çıktık, çalışmak. Sonra da evlendik işte, yine çalışmak. Kaç yaşındaydın evlendiğinde? Bayağı 16-17 yaşında bile vardım herhalde bayağı. Evlendik yine yokluk. Pamuk çapası, ıslar dokuma, izli ıslarla dokunuyordu çoluğa şeyle. Onları dokuyacağız, kıra gideceğiz diye. Çok çektik anam, çok yeter. Düğünün nasıl oldu? Düğünümüz canım ezeli şimdiki bir şeyler vardı. Cingen davulunun olduk. Ezeli cingenler şey diyorduk ya. Öyle oluyordu şimdi. Öyle şey, ezeli şimdi şey fennileşti. Ömer amcam nerede gördü seni? Burada. Dizemoğlu ya. Kaçırmadı teyze kızını. Kaçırmadı. Baktı güzel. Kaçırmayayım dedi yani başkasına. Dizi oluyoruz. Ne uğraştık? Çalışmak anam. Çoluğu çocuk şey. Bu sonra İsviçre'ye gitti. Oralarda çalıştı. Biz burada çoluğu çocuğuyla uğraştık. İsviçre'ye mi gitti amcam? Gitti geldi. Fakirlik ne yapacak anam? Gitti geldi. Kaç sene durdu? Bayağı 5-6 sene durdu. Orada buydu. Kaza hasta oldu. Kaza geçirdi de. Geldi çalışamadı. Burada iyi kötü çalışıyoruz. Bir motor aldık. İyi kötü tarla sürüyoruz. Bir şeyler ki ezeli şimdiki gibi her şeyler ekliyor. Bir iyileşmelik oluyordu. Bir tütünle dikiliyordu. Şimdi her şey var. Şimdi de çalışamıyoruz gari. Bitti. Kaç tane çocuğun var? Ümmü nenem aman kaç tane çocuğun var? 3. 3. İki kızla bir oğlum var. Eski adetlerden anlatırsan Hörnenem neler vardı denizlerde? Ne anlatabilirsin bize? Mesela aman, eskiden düğünlerde ekmek edilirmiş, oduna gidilirmiş. Oduna gider, odun kınadan bir gün izle oduna getirirlerdi erkek hayvanlarla. Yemek pişirirlerdi. 3 gün olurdu. Bir kına gün, bir gelin, bir duvak gün bile ne özellikle ne ölüydü. Şimdi öyle şeysi yok. Ezel çok şeydi canım şimdi. Ezel kaçıyorlardı. Düğün etmeye edemiyor ki herif. Çok mu oluyordu? Kaçan oluyor canım. Çok oluyordu kaçan. Evlenemeyince ne yapacak? Seviyor. Düğün etmeye para yok. Sen kaçmadın değil mi? Kaçan mı canım? Ne? Kaçmadım. Biz yine o kadar şeydiydi. Kaçmadım canım da. Evlendik. Ömer amcam demin bir şey söyledi. Bir müzik duyduğunda, bir yemek yerken bile olsa kalkar oynarmış değil mi? Oynadı. Ezeli televizyonlar var canım. Burada değil aşıyla çaladı da.
Onu öyle şey, sonra televizyona çıkınca da şeyde güzel müzik şey çıktı mı? Sonra orta yerde gibi kaka oynamaya giderdi. Yıldız otur. İşte canım derdi. Ne güzel. He. Neşeliymiş yani. He. Ne güzel derdi. Sana da söylüyormuştur kesin böyle kalkıp türkülerle oynayan türküler söylüyormuştur sana. Söylemişti zaten. Çok söylemiş galiba. Şimdi nasıl geçiyor öğlene zamanınız? İyiyiz kızım, çok iyiyiz şimdi. Yiyiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz, geziyoruz. Ağır şeyimiz yok, başka üzüntümüz yok. Çoğu çocuk iyiyle. Başka üzüntümüz, şeyimiz yok. Fazla da çalışamıyoruz karşıdan. Yiyoruz, içiyoruz, pişiriyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz diye. En büyük şeyimiz olsun. Sağlık olsun. Şimdi burada bir bağımız var, bir dönüm. Şimdi şeyimiz var, orada bağışımız şeyde motora gidip geliyoruz. O olmaz, yürüyemiyoruz. Onunla iki gün doğacağım, bir gün doğacağım, üç günde, dört günde diyeceğiz, iyilenip geliyoruz. Maşallah, yine iyisiniz. Hı. Ya. Bu yaşta hala daha çalışmaya devam. Gönül işçisi de gitmiyor. Evet, gönül çalışmak istiyor. Ayak kalkmıyor, kol kalkmıyor, göz görmüyor, kulak duymuyor, hepsi var. Ha. Buna da şükür ya. Şükür. Bu şey zamanımıza şükür anam. Allah bundan kötü etmesin. İyiyiz. Ömer amcamın söylediği türkülerden, eskilerden, manilerden söyleyebilir misin? Var mı öyle? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Aklım yok. Bilmiyorum, unuttum. Hepsini unuttum kızım, unuttum. Varmıştır ya. Yok, yok mudur? Ağrılar hepsini unutturdu. Ağrılar. Hasta oldum, kalkacak yerim kalmadı. Balı gittim, gerisi yeri konu okudum, geldim. O halinde. Geldim, bir yattım. Sabah ne olmuş, doğmuş. Bir adam dizmesine gezip durur. Çat, dizmesine kadar. Kırık dizme. Onunmuş, at tarla. Neresin Gergan dedi, ben dedim Çaldan'ız dedim. Çaldan dedim. Nereden geliyorsun dedim, Manisa'dan. Nereden? Bağat çapasından. Böyle böyle. Ben hasta oldum diye gelsen de ben şey götürüyüm. Restorantı var, kahvesi var, petrol var orada, tarlaları var. Bu adam onunmuş ya. Adam buralıymış, biz onu bilmiyoruz. Ançalarlıymış. Hep böyle yani oralarda orada çalışmak için mi gittin? Ben çalışmaya gittim canım. Çalışmaya gittim, ben çalışacağım. Çalışmadan geliyor zaten, para bulamadım ki. Ta oraya kadar gittim çalışacaklar. Neyse, beni attı adam kahve mümine. Hanım dedi yukarıda yuva, bu çocuğu bir tanıyor mu? Kim o? Bizim köylüymüş dedi. Adamın kim olduğunu ben bilmiyorum da. Köylüymüş dedi. Ben de geldim, yattım oraya. Bu çocuğu ne derse dedi, vereceğiniz dedi. Ekmek vereceğiniz, gazoz vereceğiniz, çay kahve vereceğiniz, içeceğiniz. Bu çocuk burada yatacak. Yattım. 3-4 gün sonra açık. Aklım başıma geldi. Asıl. Hap verdi, ilaç verdi. Çalışacağım mı dedi, çalışacağım. Tarlayı bölmüş, bire dönüm. Böyle yamada tarlası var, hep biraz böyle parsel etmiş. Pamuk böyle. Sen pamukça falan, ben çalışacağım zaten. Bir tek oğlan sen miydin Ömer amca kardeşin? Kardeşim yok, o gelmiyor canım, o burada. Sadece sen gidiyorsun. Ben savuyorla gidiyorum işte. Yallah git, çalışmak. Hep böyle, kaç yaşına kadar böyle çalıştın? Daha halen yine öyle. O çalışmıyor hiç, çalışmaz. Hep ben çalıştım. Okulda çalıştım, artık emekli oldu, oradan para kazanıyor, o iyi. Ben böyle bir şeyim yok. Öyle hep yani evet. Köylerde çalıştın öyle evet, mi? Çalıştım köyde. Sonra bu askerden sonra burada çalıştım. Ben gitmedim. Ha gitmedin artık dışa. Askerden gelince kadar. Yani denizlerde çalıştım. Hep çalıştın. Adam bana çapalı verdi. Ayağımda ayakkabım var. Ayakkabının altı çıkık da bilekler şapak gidiyor. Saklı adamla ayağımı saklıyorsun. Utanıyorum bir de. Sen niyeyse sen olmayacağın kadar olmuşsun. Saklamaya gerek yok. Bu da bakıyor, ya ben ayakkabı yormuş ha diyor bana. Dalga geçiyor bir de. Tarlaya vardık çalışıyoruz. Şöyle baktı. Ben gideceğim dedi, gittim. Bugün buruşa bala, yarın 10 parça yeri kalmış.
150 dönüm yer varmış. Yama öyle tarla. Tek başına çapalıyorsun. Tek başıma canım. Kendi kendime tintin çekiyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Adam yemek veriyor, içmek veriyor. Hepsi rahatım yıkar ya. İstediğin yiyorsun, bol. Ben nerede ekmek bulamadım, aş bulamadım ki. Aş geldi. Çalıştım, iş bitti. Ben dedi filan yerde varıp geleceğim dedi. Ben seni dedi, Ayvacık'tan dedi, yendirmeni söyleyeyim. Bekir'le otobüsleri var. Bekir'le otobüslerine bindirdi. Baktım adam Bekir'le ne biliyor, Ayvacık'ı ne biliyor. Sen neredesin ya dedim. Sorma dedi. Yine gitti, eve kadar vardı geldi. Bir paket getirdi eline. Benim portreni gördü ya, beni portreni almış yenge. Bu ara vardı, sen hiç denizlere eve gelmiyor musun? Gelmedim canım. Orada kaçtım, köyden köye. Çalıştım yere, çalışıyorum. İş buzam. Yatıyorsun. Kızdım. Ne zamana kadar böyle sürdü Ömer amca? Kaç? Ya aşağı yukarı bir ay sürmüştü o zaman. Daha fazla sürmüştür o zaman. O gün o zaman. Portlanıyormuş, portunu pakete koymuş. Şu senin dedi beni, pakete verdim. Ne olacak bu dedim. Bak böyle ağırlık ağır mı acaba diyor. Bakıyorsun ağır da diyor. İşte kapalı paket. Adam şöyle gibi açtım, baktım portu, hemen eskildi, attım, hemen onu giydim. Ayağıma. Ya tam böyle şık kadar ayakkabı da güzel bir şey. Bize geldi galiba, İzmir'den Oğlakçılar'ın arabası geliyormuş Bekirli'ye. Ona bindirmedi, benim yol paramı verdi. Ayvacık'a kadar yol parası verdi, bunu Ayvacık'a indirmen dedi. Geldim Ayvacık buradan 5 kilometre. Dörtçatı var ya oradan. Oradan buraya aldım yorganımı. Bir saatte geldim, ağır 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 ağır. Depotlara bakıyor öyle. Güzel ya. Ama şimdi olsa bunlar olmaz Ömer ya amca. Bu çalışır, hiç çalışmaz. Benim için torun var. Vallahi çalışırsa çalışmaz. Çok şükür ama maşallah çok iyisin. Allah sana sağlık, sıhhat versin çok Ömer iyi. Amca. Şikayet etmiyorum. Halimi hiç şikayet etmiyorum. Hiç. Çünkü zamanım iyi. Ama eskini gördüm ben. Taş oraya gidip tıkırıyor, alıyorum. Sabahı da ağlattı karı. Böyle böyle oldu dedi. Zoruma gitti. Ağladım, sabahı da ağladım. Böyle ona aklıma geldim, zapt edemiyorum kendimi. Çok çektim ama şimdi çok iyiyim bak, çok. Evim var ama kendim yaptım, bu evi satın aldım, benim yerler yukarıda kaldı. Çok şükür, Allah sağlık versin. Çok, çok. İyiyim bak, hiç şikayet etme, param bulum da var, yiyecek kadar çalışabiliyorum. İyiyim, şikayet etme. Eskiden mesela denizlerinde neler yaptığınızı çocukluğunuzda onları anlatabilirsin. Şimdi şöyle kaç yaşında olduğundan, kaç kardeş olduğundan, böyle sırayla neler yaptığından başlayalım. Şimdi benim yaşım 77, 38 doğumluyum. Yaşım büyüdü, 37 doğumlu oldum. 38 doğumluyum. İşte okuduk ondan sonra arkadaşlarımız pek çoğuldu okulda. Okula gittin mi? Gitmemin 5. sınıfı bitirdim. Beşinci sınıf bitirdim. Ondan sonra bir sene durdum, nişanladılar beni.
Hiçbir şey bilmeyerek nişanladılar. 13 tane altın taktılar. Koca koca bir cez olun olunca. Ben ona havaslandım çocuğum. Sevindin. Sevindim. Sevindim. Ondan sonra bir sene durduk mu durmadık mı? Babamın rahmetliyle pamuğa gittik. Oradan biz pamuk diktik geldik. 40-50 lira 60 lira bulduk geldik. Onu beni bir düğün edivedi. İşte öyle öyle işte 1,5 sene durduk. Bir çocuğumuz oldu. Evlendiğin kişi amca. Amcamın oğlu. Amcamın oğlu. Fotoğrafını olsa da gösterirse giydiğim sarı çiçek gibi bir adamı da. Bu adamı da kaçırmayayım dedin. Ha, kaçırmayayım bilmeyerek akrabalar öyle münasip gördüler. Kaçırmadılar. Ne verdiler işte öyle öyle hayatımız bitti. Askerden geldi. Kaynata hemen bir sene iki senelik öldü. İleşberlik başına geçti. Bir cez oğlan diyeyim beceremedi. Yapmadı. Dükkan açtı iki sefer batırdı. Mahvetti bizi. Ondan sonra garip tarla olduğundan kaynadan kaynatadan ortağı verdik, yamaç verdik dediği gibi idare olduk. Tütün dikerdik, bağımız vardı, mal masat vardı. Onlarla uğraşırdık. O keserdi, ben çapaladım, çiğini topladım, çubuğunu. Öyle 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 hayat bitirdik. Bir gün şeye gittik, tütün dikmeye. Uğuya. Orada bir tolu yağdı, bir tolu yağdı. Bir cez oğlan değil mi? Narindi. Bizi açık bir 7-8 yaşında olan çocuğu vardı. Onunla eşeğe mindirmedi. Biz geldik. Ha, bizi bir arabaya mindirmedi. O kaldı. Eşek getireceğim, sıpat getireceğim. Buralara kadar tolu. Onda bir üşüttü. Bir cez oğlan narin olduğundan hasta oldu. Hasta oldu. Bizim götürmediğimiz yer kalmadı. Ne İsparta'sı kaldı, ne Denizli'si kaldı, ne İzmir'i kaldı. İzmir'e gitti, böyle köyde Yakup diye bir adam vardı, o sıra alıverdi. Ondan sonra orada yattı geldi, iyi olmadı. Kaçtı geldi, hastaneden kaçtı geldi. Hastane. 4 ay, 5 ay yattım, bir şeyim kalmayacak demiş doktor. Çocuklara dayanamadı, kaçtı geldi. Başında kimse yok muydu? Yok, yok. Ben de kadar, o sırada kadar 4-5 tane çocuk var. Nereye gidecek? Kaynata yok, öldü. Kaynana var, o da hasta, yaşlı. Gidemedik biz bunun başında. Yanımı zorladı, sıkıldı, kaçtı, geldi. Tabii sizde yani el bebek, gül bebek ha, büyümüş. Ha, durar mı Osman? Durar mı? Geçliği var bir de. Geçliği var. Öyle öyle, öyle öyle. Biz bunu gitmedik, şeyi bulmadık doktor. En sonunda Temmuz'un 23'ünde öldü, yazın. Kaç yıl oldu Ümmünele öleli? Mustafa 3 yaşındaydı. He, hesap et Mehmet. Çok küçük yani. Çok küçüğüydü. Mustafa 3 yaşındaydı, en büyüğü 17 yaşındaydı. Mustafa kaç doğumlu? Bilmem doğumunu. Yaşında. 45 yani olmuş ya. Oldu. 50 seneyi geçti. 50 seneyi geçti. Geçerim canım, Mustafa'dan büyük olurdum, olmaz. Geçmez. Geçmem mi Osman? Mustafa kaç yaşında? Mustafa 45 bile vardır. 45 varsa, 3 yaşındaysa da o. 40 sene olmuş yani. Geçti anam, geçti. Sen ne yaptın ondan sonra? Ben ondan sonra sarılandım çocuklarıma. İşte bağla, tütünle, onunla, bununla vakit geçirdik garip. Yani çocukları ben büyüttüm. Çocukları ben büyüttüm galiba. Kayınvalideyle birlikte değil mi? Onun 52. günü o da öldü. Kayınla da öldü. Yalnız şu evde inledik kaldık 5 çocuğuyla. Ondan sonra burada da babam, kendi babam vardı. O geldi benim yanıma galiba. O kucakladı galiba bizi. O yanımızda yatardı. Tabii korku, ürkü var, geçlik var. O 20, o 33 yaşındaydı, ben 30 yaşındaydım öldüğünde. Beyim. Babam da 5 sene bizim yanımızda durdu. Ondan sonra ona da kazadım, o da öldü. Kendi başımıza kaldık. Ondan sonra işte ilezeriz çocukları okuttuk, büyüttük. Çocuklar şeye gideceğiz dediler, burada okuyacağız dediler. Okudular burada ortaokulu. Ondan sonra kızlar okudu ortaokulu, liseye gittiler. Ben buradan yetmeyen aşını yolladım. Bir de o hindi gardiyen olan. Onunla ikisi orada durdular. Yaz da bedigellerde ev kirası, kış da bedigellere ev kirası dediğin gibi. İllezir illezir olduk anacığım. Hep öyle ya. O zamanın şartları onu gerektirmiş. Öyle, öyle. Şimdi olsa imkanı yok. Şimdi yok.
Ondan sonra kimin verdik, kimin askere yolladık. İşte öyle 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 öyle. Çok işler geldi. Hepsi dışarıda mı şimdi? Hepsi dışarıda. Denizde. Hepsi denizde. İlerlerde olan yok. Hepsi denizde. Anladım. Birisi gardiyan. Birisi de tekel de çalışıyordu. O da batınca tekel şeye verdiler. Tarıma. İlçe tarıma. İlçe tarıma verdiler. O orada çalışıyor. Birisi de usta kayınla beraber evdam yaptılar. O da emekli. İşte şimdi iyiyle çocuklar her birinin evi var, adamı var. Kendi işlerinde, kendi kayıtlarında. Ben de işte burada kendi başımıza uğraşıyoruz. Peki, tabii ki zordur. Çok zor. Eşin ölünce çok genç. Ana, neler çektik, neler çektik ya. Yani işte, olsaydı şöyle olurdu dediğin oluyor mu? Yok. Çok. Evet, çocuklar var ki olmuyordu da. Şimdi çok oluyor lan. Yalnızsın evin içinde, sıkıntı oluyorsun, streşe giriyorsun. Hele bir kar yağsın, yağmur yağsın, gel etsin. Şu aşağı en çık yukarı sıkılıyorsun da. O zaman kendimi dar atıyorsun denizliğe, çocukların yanında duruyorsun. Bir ki buraya geliyorsun, orada da durulmuyor, soğumuyor, şey olmuyor. Ne, erkenden koydun gittim beni Osman diye. Ana, dememin Enes buna, dememin seni de. Tam şimdi zamanı, patlıyor sıca diyorsun, bir de ağlayacağım geliyor. Sen diyen o eşya sopa diyecek mi? Bizle arabayım sen gelsen de şimdi cırtlaşsak, cırtlaşsak hayatımızı birbirimize anlatsak iyi değil miydi diyen. Eller gibi diyen bir para yatırdık, emekli oldum. Ondan sonra ölsen bile şimdi beni 5-10 kuruş kaldı. Çorun çocuğun eline bakmazdım diyen dememin ayağına ne kadar. Çok, çok hayatlar geçiriyorsun. Uyumadığım zaman ne oluyor? Zivirtten böyle. Çok genç yaşta çok, vefat çok etmiş. Geçtim, çok. Ama düşünmemişsin değil mi Ümmü Nenem evlenmeyi bir daha? Hayır, imkanları yok. İmkanları yok. Ben seve seve vardım adamın. Ondan sonra hem amca çocuğumun üstüne evlenim anam. Toplamam dedin yani. Toplamam, katlayan, katlayan. Katlayan koklamam. Ümmü derdi bir daha demezdi. İşte böyle anacığım. Çocukların geliyor şu anda yanına. Biri çok gelir, o da ilaçberlik yapıyor burada da onun sayısına. Ötekinden bayramda bir işleri olduğu zaman memur gelirler. Memur oldular tabii. Ondan, bunun cumartesi pazarı oluyor, çok geliyor. Bir de burada iş oluyor tabii. Ondan geliyor. Peki Ümmü Nene, denizler denildiği zaman, mesela senin de olmuştur çok güzel düğünün. Ay. Bu düğünlerde ne adetler vardı, anlatır mısınız eskiler? Şimdi 3 gün benim düğünüm oldu. 3 gün. Cuma gün başlar, cumartesi, pazar. O etmekle yemek, şile yemek, anlasın o kigile, toplak yani bir cecoğlan bir şey yaparlardı. Çok güzel oldu. Dua ederdik, oynanır, gülünür, duhurlardı, sokaklardı ya evlerin içinde kışın oldu mu. Hani çok güzel düğünüm oldu. Bilgir atına mindirdiler beni. Köyün içine gezdirdiler. Tuttular öyle kıyılarımdan komşunun akrabaları. Beni bir de dürtüyorlar böyle, nereye gidiyorsun da kaçıldın da arabada diyor. Bilgirde diyorlar ben. Ben de susun diyor onlara. Burada konuşulmuşsun diyor. İşte öyle öyle çok güzel hayatımız geçti. Adam öldükten kem mahvolduk. Öyle mi? Ha, adam öldükten kem mahvolduk. Peki şimdi mesela sen hem eski devri yaşamış hem de şimdi yeni devri de yaşamış bir insansın. O zamanın zorlukları, yani su yokmuş ama yok. Şimdi makine var mesela değil tabii, mi? Tabii her şey var anam şimdi. Evvel biz şu ilkokulun, ortaokulun yanında çeşme vardı. Bir gün evvel çamaşırı suyu çekerdik biz. Bir de dışta tokuşlarla yürüdük. Onu kül kaynadırdık, ondan sonra o gazana dökerdik, durulurduk. Isıtırdık, tokuşla vura çamaşırı yıkadık. Çok eziyetler çektik ya. Şimdi bol bol yıkanmak yoktu. Harman yerinden kaka geldin, kirinle de öyle yıkanırdın. 15 güne, 20 güne bir nasıl durulurdu ne bile. Şimdi bir cımık zehre geldi mi yandık hemen dar giriyorlar, şey yıkanmıyor. Bizler o günleri görmedik anam. İşte öyle. Sor ne soracağız sen. Yani. Dedenin oğlan çocukların hepsi mesela Osman ismini vermiş öyle. Dediler. Üç tanesi. Senin ismin de var mı? Yok. Benim ismimi vermediler. Gelinler istemedi.
ismini vermişler? O da iddiayla oldu. İlk çoğu işi yövedik oğluna. Gelin dedi, ben mi vereceğim dedi, kızların desiydi ya dedi. Ne yaptı? Bir şey mi bıraktı gitti? Osman dede ne yaptı? Altın mı taktı? Neye taktın sen? Senin ismin niye vermemişler? Takmamız hep olanları ufak altın taktım yine. Birden cümürden topladım da takmamın. Taktığım halde yine şey etmediler. Gelin babamın adını vereceksin, o benim babamın adını vereceksin derken olmadı. Sonra hepsinin de oldu. İlk evvel bura gelenin oğlu oldu, kız oldu onun. Hastanede oldu, ben de orduydum. Doğum yapacaktı ya, vardım. Bunlar kendi kardeşleri toplandı. Ne verelim, şunu verem, bunu verem. Bu ya Mustafa korktu, geldi arkamdan. Ana dedi, ben senin adını bilmek istiyorum dedi. Anam dedim, benim huzurunuz bozmaz, Süleyman abin gibi dedim. Ne verseniz ben dedim. Benim adım zaten Kudümsüzmüş dedim. Biri suya düşmüş ölmüş. Bir de benim adım varmış burada kıyıdan. Bu ya kayınası gelin süt çalmış. Kayınası onun üstüne atmış. Benim adımmış garip. Bu ya ona o şeyi musta yaptırmışlar, bir şeyler yaptırmışlar. Gelin aşama kadar tırmığı çekmiş gelmiş. Aşım üstü kaymış gitmiş ölmüş, hamileymiş bir de. Benim adımmış o. Dedim bak o biri suya düşmüş ölmüş diyorlar. Biri de süt atmış ölmüş. Benim adım vermem. Güdüm yokmuş benim adımda dedim. Vedirtmedim galiba. Zaten ötekinler de imkanı yok vermezler. Şimdi şeyin kardeşinin bir kızı oldu. Esra dediler. Neymiş? Rüyasında görmüş. Öyle ben zaten istemedim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. At bu boncuk. Vesela ne olacak? Ondan huzurları olsun. Düzenleri olsun. Ondan sonra birbirine mutluluk besin Allah. Ben başka bir şey istemiyorum. Ondan düzeninin bozulmasını istemiyorum ne ben. Ne güzel Ümmü Nenem. Peki bir türkü eskiden manilerden bilir misin? Bize söyler misin? Bilmem ondan. Ben onları bilmem. Bilsem bile unuttum. Bilmem. Hiç söylemedin mi Osman dedenin arkasında? Söyledim askerdeyken bile bir şeyleri unuttum. O beni ayrıca mektup içine yazardı, gönderdi. Ümmü şöyle, Ümmü pamuğa gitme, Ümmü şora gitme, laf olsun. Bir şeyler derdi, ben de onun cevabını verdim ama. Kaç senelik iş unuttum da. Öyle bir şeyler bilmem. Olsun, ağzına sağlık Ümmü Nenem. Çok sağ güzel olun. Anlattın. Teşekkür ederim. Anlattın mı? Çok.